Hun kökenli olduğu söyleniyor. Sizce ne kadar doğrudur? Hun kökenli değiliz. Ondan gerçekten anlaşalım. Mesela şey var. Bu Hun falan filan. Bu böyle muhabbet çok var ya. Siz aslında Türk müsünüz? Koreliler de Türk falan. Aslında değil. Ama şöyle. Orta Asya'daki Göktürklerle bizim Kore Yarımadası'nda kalan Goguryeo diye bir imparator vardı. Onlar birbirleriyle hep kankalarmış. Yani hiç savaşmamış. Çok onlarla güzel kazanmışlardır. Aynen. Yani Göktürklerle bizler birleşip hep Çin'e saldırıyormuşuz falan filan. Dolayısıyla oradan bir yakınlık, kültür alışveriş olmuştur insan açısından da. Ve ne bileyim, şu an Uygur Türkleri bat mesela, bizim hanbok var ya bizim yöresel kıyafetler. Aynısı. Mesela bizim bayramlarda kutladığımız, oyun oynadığımız şeyler, oyunlar onlarla aynı. Ya dolayısıyla bir kültür alışveriş var Türklerle kesinlikle. Aynen. Ama aynı ırk mı? Zaten hepimiz aynı ırkız bence. Yani dünyaca insan olarak ama aynı ırk sayılmaz bence. Bir akrabalık, uzaklamak, olabilir. Kuzenlik. Kuzenlik. Zaten öyle dil de hani aynı dil, de dil grubunda. Bunu da soran biri olmuş. Dil grubu değil aslında. Aynı dil grubunda. Ural Altay dil grubunda. Korece ve Türkçe'de. Ural Altay teorisi 7 sene önce yok oldu. Hayır be. Yok oldu. Vallahi ama yok. Diller çok benziyor. Benziyor ama şöyle. Korece... Yani Göktürkçe'de olan kelimelerden Korece'de olanlar var hala. Var ama şöyle. Dil grubunda biz giremedik. Biz yokuz. Korece. Bir tek Kore'de. Kapalı bir dil. Japonca diye ayrılmışlar. Yani Ural Altay 7 sene falan önce yok oldu. O teorisi. Koreliler Türkleri seviyor mu? Seviyor. Kardeş ülke. Direkt yani Türkiye deyince ilk aklına gelecek şey kardeş ülke. Korelilerin. Ben Kore'de kime... Yani kimi sorsan neresin diye Türk'üm dedim. Oh brother country, high five. Öyle. Ama sürekli, mütemadi. Gerçekten öyle. Evet. Bence Türkiye'yi tek seven milletiz biz. Ne olabilir? Ya gerçekten. Hakikaten. Bir Türkler, bir Koreliler. Herkes seviyor, o ayrı konu ama... Türkiye özel deyince bir... kardeş ülke ve özel bir duygu besleyen tek ülkeyiz biz. Evet. Ve onu bile dövmeye çalışıyorsunuz. Allah belanızı vermesin. Senem abdeyi niye satıyorsun oğlum sen? Canlı yayında da Senem deyince 2 saat Senem kim diye düşündün. Mankörke'de mankör müydün sen? Öyle bir şey demedim ya. Ne zaman dedim öyle bir şey? Bana da geldi. Kulağıma geldi. Beni hatırlamamışsın Senem kim. Aaa falan oldu sonra. Hatırlıyor musun? Sinem demiştir o. Ondan. Böyle ben Senem diye düzeltmişim. Öyle bir şey yok abi. Böyle bir adam işte. Saçmalık. Yalancı. Hani bizim Berberistan'da berber dükkanı açalım diye tekerlemelerimiz var ya, Kore'nin de böyle tekerlemeleri var mı söylemeye çalışıp söyleyemediğiniz falan. Var da aklıma gelmiyor şu an ya. Bizde çünkü tekerleme... Kancan, kongcan, kongongong, koncan, kongcan, kongcan. Söyleyemedi, varmış. Öyle bir şeyle tam hatırlayamıyorum çünkü. Bizde tekerleme çok şey değil ki, çok meşhur bir şey değil ki. Bizde de aslında meşhur. Aslında her dilde var bu diksiyon düzeltmek var. İçin. Her dilde var yani de. Özellikle ben de bilmiyordum. Sadece aklım Musicians'ın bir tane şarkısında söylüyor. Kıncam kıncam falan diye bir şey var. Tabii. Müslüman olmayı hiç düşündün mü? Bu sorular bence ayıp. Bence ayıp. Yani karşındaki insanın din anlayışını. Ben sana hiç dedim mi mesela? Hristiyan ben size Hristiyan olmayı, ateist olmayı, işte Budist olmayı düşündüm mü gibi bir sorular sormadım. Sormuyorum da. Kimse sormayacak sana. Bana da sormayın artık öyle soru. Lütfen. Ya siz nereden, nasıl, neden tanışıyorsunuz? Benim sorum bu Kore More hikaye. Nereden tanışıyoruz? Tabii hatırlamıyor tanıştığımızı. Abi hatırladım. Geçen konuştuk ya. Ben hatırlattım da öyle hatırladım. Nasıldı? Ben şeyde bir barda çalışıyordum. Sen oraya geldin. Ben oraya tesadüfen gittim eğlenmeye. Arkadaşımla karşılaştım. Kore'ye de gitmeme bir ay falan vardı. Arkadaşıma bunu söyledim. Oğlum gidiyorum falan diyor. Dedi ki aa dedi burada dedi Koreli dedi barman var dedi. Elimden tuttu Çabi'nin yanına götürdü. Çabi de çalışıyor böyle. Ben böyle mal gibi kaldım. Her merhaba falan. Kore'ye gideceğim falan diye. İlk tanışmamız bu. Ben o zaman biliyordum bak senin kanalını. Sonra ben Kore'den döndükten sonra bir daha geldim aynı yere. Sonra tuvaletlerin orada bir karşılaştık. Selamlaştık. Sen de Anyong Chingu dedin bana. Aa, ben ikinciyle birinciyi İkinci. Karıştırıyorum. O zaman birinci de seni çok mu yoğundu? Evet yani yüzüme bile bakmadım. Yani bakamazdın zaten öyle bir ortamda da. Bayağı çalışıyordum çünkü. O zaman benim ilk seninle tanışmam ikinci olabilir. Evet.
Ya bunu diyorum işte hatırladım. Ben öyle algılıyor olabilirim. Evet. Ama yani mesela işte ne bileyim Türk biri olsaydı ben de hatırlamazdım. Kore'de hani spesifik akılda evet. kalıcı bir şey olduğu için ben de hatırlıyorum. Ben de hatırlamam. İyi hatırlayayım. Öyle yani. Ondan öyle sonra böyle işte oldu. Yani şey değil, benimle kanka olmak için Kore falan olmanıza gerek yok. Böyle değil yani. Hatta bana ilk mesaj atan da Çabi olmuş. Evet. Arkadaşlık çünkü arkadaşlık tesadüften gelişir ya da arkadaş olmak için arkadaş olunmaz yani. Annem baban ünlü olma olayını nasıl karşılıyor ve bu konuda tepkiler ne oldu neler söylüyor? Ünlü değilim ama televizyon şu anlık benim işim yani. Ünlü olsaydım burada sokaklarda gezemezdim bence. Ünlü olmak öyle bir şey değil bence. Ya az ünlüyüm diyebilirim. Az ünlü. Az ünlü olmama da babaannem güzel işte bir yerden tutundum. Devam ediyorum diyor. Kore dizilerinde neden erkek kızı hep sırtında taşıyor anlayamadım. Özel bir anlamı mı var? Yok. Anlamı yok ama şey vardır ya hani sahiplenme. Romantik. Nasıl'ın bölümünü ne zaman yayınlayacağım? Bunu sana söyleyecektim az önce de. Bu çekimden önce de. Şu an bir ufak projenin içine girmeye çalışıyoruz. Prodüksiyon olacak artık. Ve YouTube kanalıma değil de bir şirketin kanalında yayınlamaya başlayabiliriz. Dolayısıyla onu bekliyoruz. O anlaşma oldu mu olmadı mı? Olduysa oradan devam. Olmadıysa kanalımdan devam. Korelilerin estetiğe karşı olan merakları hakkında ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Estetik. Karşı olan merak hakkında ne düşünüyorsun? Bence saçma. Bence çok yapay bir şey. Ve bunun bir ara modaydı. Hala da moda. Ama yavaş yavaş kurtulmaya çalışıyorlar bence. Estetiğin ne kadar aslında zararlı ve çok kötü bir şey anladın mı? Tamamen ama, estetiğe karşı mısın mesela? Değilim. Tamamen değilim. Kendini kötü hisseden insanlar varsa onu tabii ki estetik. Ama kendini kötü hissetmeyi bu kadar kolay olmaması lazım. Yani kendini bir şekilde sevmesi lazım. Ama mesela aşırı çirkin bir insan estetik olsun. Hani kendini özgüven. Çünkü bu işe de etkiliyor. Para konusunda da etkiliyor. İnsanla ilişki de etkiliyor ya maalesef ki. Maalesef, iğrenç bir dünyada olduğumuz için öyle şeyler etkiliyor. Öyle insanların bu dünyaya uyum sağlamaları için estetik olabilir. Ama hiç tipi normal düzgün, yani güzel de diyebilirim. Daha güzelken daha güzel olmak için neden? Hiç gerek yok. Makyaj denilen bir şey de var yani. Ortak sevdiğiniz şeyler ya da düşünceler ne? O kadar tanımıyoruz ki biz birbirimizi. En anlaşamadığımız konu ikiniz de Kore'de en sevdiği, en beğendiği yer, mekan neresi? Sen nereyi seviyorsun Kore'de? İlçe söyle sevildi ki. Her tarafı gezmedim ama Hongdae resmen benim için yapılmış bir yer yani. Benim de favorim. En anlaşamadığımız konu, o kadar tanışmıyoruz. Şu ana kadar da olmadı anlaşamadığımız bir konu. Bir şey anlaşamayacağımızı zannetmiyorum. Farklı fikirlerde mutlaka olabiliriz bazı konularda ama ya anlaşamıyoruz falan. Ya ikimiz çünkü fikre açık olduğumuz için. Ortak sevdiğimiz şeyler ya da düşünce. Ortak sevdiğimiz şeyler bunlar. Alkol. Alkol evet, alkol seviyoruz ikimiz de. Kore yemekleri. Doki. Doki. Tio diye. Neydi lan? Ne? Young girl Kore. Nasıldı? Nae, nae, young girl Kore. Igo, uri, nae, sorry. Nama, nae, young girl Kore. Igo, uri, ane, sorry. Ya şu Türkiye'deki çakma ramenlerin tadı gerçeğine benziyor mu çok merak ediyorum. Benzemiyor. Çok benzemiyor. Bir de apartmanların hepsini gökdelen gibi olup şifreyle açılır. Hiç Türkiye'deki gibi apartman görmedim. Fakirlerin evler zaten dökülüyor. Ortası yok mu bunun? Ama bizde çok gökdelen var bu gerçek. Yani neden bilmiyoruz ama çok fazla yüksek binalarda yani fakiri bile yüksek binada oturuyor. Bence çok mantıklı. Ama şey olarak görüntüsü çok çirkin abi. Ama şöyle düşün şimdi. Koreliler genelde yani bu tarz konulara geldiğinde çok teknik ve mantıklı düşünebilen bir ırk bence. Öyle bir düzen var. Otomatikman hani mesela İstanbul'a mukayese ettiğinde yeşil alan daha fazla Seul'de. Öyle hani mi? Yeşil alan kesinlikle. Yeşil alandan fedakarlık etmemek için tepeye doğru çıkma olabilir yani. O da olabilir. Ama aslında şu şeydi, apartmanın ilk nereden geldi? Şeyde sanırım 50 işte Kore Savaşı'na çıktıktan sonra bu bizde apatı deniliyor. Apartman 5 katlı olmaz. Yani bizde o bir 10 kat, bir 20 kat olacak yani. Hatta 10 kat bile göremez. 20 kat falan oluyor. Çok güzel. Ya o evlerin çıkma sebebi aslında şey
Yani Kore Savaşı'nda çok döküldü, yıkıp döküldü ya herhalde. İnsanları hani şehirde toplamak için ve kolay yapılıyor normal villa ya da şat evlerden. Hemen şey yapmak için, mesela orada 100 daire varsa 100 tane ev ayrı yapmak yerine bir tane şeyine sıkıştırıyor. Ama bence güzel değil. Ben İstanbul'u daha çok seviyorum. 5 kat olsun. Yani gökyüzünü göremiyorsun abi. Gökyüzünü göremiyorsun. Taklay da Tupia. Sen Tupia mı seviyorsun? Evet. Neydi o? Ne? Tupia'nın çok meşhur bir şarkısı. Birinci şarkısı. Şıpcam. O kadar eskiyim ya. Sondaki şarkı hiç bilmiyorum. Ben hepsini biliyorum. Heartbreak. Heartbeat. Neydi o? Can you feel my heartbeat? I'm waiting for you. Ama şu an Uruji Brook. Ben Tekken çok severim ha bu arada. Şey izliyor musun? Samşi Seki. İzliyorum. Ben çok beğendim. Ben de. Çok beğendim. Çok beğeniyorum. Yanına oturmuşluğum, imzalamışlığım var. Böyle de gel dedi, böyle yanına oturdu. Valla. Yakışıklı adam. Çok. Ama Chansung'dandır. Kore'de tanınan Türk ünlüler var mı? Kore'de tanınan Türk ünlüler yok. Ama geçen şey biliyor musun? Enes Kaya olabilir. Olur, artık tanınmıyor. Enes Kaya Abdurrahman Samit'e şey demişti, Sibercan demişti, tamam mı? Evet ya, Sibercan. Ben şok oldum ona ya. Ve Sibercan şu an tanınmıyor tabii ki ama isim olarak bir espri dönüyor. Çünkü Siber ismi Kore'de küfüre çok benziyor. Çok benziyor. Dolayısıyla hani Sibercan yazdığında çıkıyor birkaç tane bir şeyler, blokta yazdılar. Ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Evet. Vay be. Koreli arkadaşıma siz hep birbirinize benziyorsunuz demiştim. O da biz değil, asıl siz Türkler birbirinize benziyorsunuz dedi. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Düşünüyordum. İlk zamanlarda düşünüyordum. Ben mesela küçükken Amerika'daki filmleri falan izlerken hepsi birbirine benziyor diyordu. Çünkü göz alışkanlıkla alakalı. Artık ikisi de ayrı edebiliyorum. Ya ben ilk geldiğimde kimin sınıf arkadaşımda kimin ne olduğunu bilmiyordum. Hep birbirine karıştırıyordum. Ya, yemin ediyorum. Olabilir. Mantıklı yani. Biz çekip göz görünce ay, hepsi birbirine aynen. benziyorsa. 6 ay 7 ay sürdü ona göz alışma. Benlik açısından Kore ne durumda? Türkiye'de malum her gün iğrenç haberler görüyoruz. Kore'de sık rastlanılır mı bu durumlara? Yine de Kore'de kötü şeyler var ama kötü şey bir kere olunca Kore'de o olayı 3 ay 4 ay anlatıyor. Dolayısıyla sanki hep oluyormuş gibi oluyor. Ama bizde büyük bir şey patladığında, yani olay olsun, ne bileyim bir cinayet olsun, ne bileyim işte tecavüz olsun, onlar uzun dönem boyunca anlatılıyor. Dolayısıyla ama güvenlik açısından çok daha iyi, biliyorsun zaten. Bildiğim kadarıyla dünyanın en güvenli şehri zaten Seul. K-pop'a bu kadar ilgi göstermesi mantıklı mı? İnsanlar neresini bu kadar seviyor sence? Bir Kore'den bilmek istiyorum. Ya bence K-pop denilen şey çok güzel. Prodüksiyon ediliyor ilk önce yukarıdan. Yani 3 tane şirket var sanki şey gibi yani. Cep telefon markası gibi. 4 pardon. Büyük şirket. DSP'de mi sayıyorsun? Hayır, Cube. Cube girdi 4'e. İlk 4'e. Öyle mi? Ben DSP. Neyse. 4 tane büyük bir şirketin sanki telefon markası gibi çok güzel marka proje yazılıyor. Ondan sonra insanlar seçiliyor bilmem ne falan filan. Yani bir grup için 2000 tane insanın emeği var, bir grup için bir zahmet insanlar sevsin. Çünkü insanların beyniyle, yapısıyla çok iyi oynanan bir şey bu. Yani aslında ben sevmiyorum çünkü bana yapay geliyor. K-pop'taki bütün gruplar bana yapay geliyor. Ama dinlerim. Ya o sıkıntı yok. Yani ters miyim? Hayır değilim ama bana yapay geliyor sadece. Dolayısıyla aman aman sizin kadar diyeyim. Yani buradaki izleyen insanlar K-pop çok sevdiği için sizin kadar sevemiyorum ben çünkü oradaki içerideki dönen şeyleri biliyorum, duyuyorum belgeselini falan filan. Tabii ki herkes yakışıklı işte, güzel falan filan. Ama o bir yere kadar. Çünkü müzik denilen şey, bazı K-pop grupları görüyorsun. Adamlar şarkı söylemeyi bilmiyor ama şarkıcı diye çıkıyor. Ya bu iğrenç bir durum. Bu kötü. Türkiye'de de var aynı şekilde. Özellikle evet, şarkı, müzik piyasasında da çok var, oyunculuk piyasasında da çok var. Oynayamıyor ya da söyleyemiyor ama şarkıcı diye, oyuncu diye karşına çıkıp kendi emek verdiğini ve kendi elleriyle oraya geldiğini zannederek bir yerden sonra falan oluyor. Yani mesela şu an şey Muandocan neydi? Infinity Challenge'daki yeni giren çocuk var. Kwan Hee diye. Evet. Kwan Hee. Şey Zeya. Zeya. Ha, evet. Zeya da. Kendisi mesela kabul ediyor. Aynen. Yani ben o adamı çok severim, o ayrı konu. Mesela çok komik. İnanılmaz komik çocuk. O adamın kendini şeyde Wanda Hoca'nın programı içinde söylediği şey, ben şarkı söyleyemiyorum diyor. Yani o adamın şarkıcı olması yanlış değil mi abi? Aynen. Yanlış. Ya o adamın Zeya'da olması çok yanlış.
Ya rap yapıyorsun. Dur. Çok iyi dans ediyorsan dansçı olacaksın. Şarkıcı değil. Bence öyle. Ama yani, sistem böyle oturdu ve böyle de gibi. Aslında ben değişim görüyorum yani. Ya tabii ki tabii ya. Yani, mesela bir şey diyeyim mi? 10 sene önceki K-pop gruplara bak. Kimler var? Hatırlayamazsın bile. Shina, Jyoti. Ya Jyoti, Shina 20 sene önce. Ha 10 sene onlar önce. Onlar 2000 de, yani. 10 sene. 10 sene önce kimler vardı ki? 8'e kadar gidebildim şu an. Ona gidemedim. 8'e git. 8'e. Ha. Big Bang. 2PM'den önceki biraz böyle Big Bang'den önceki gruplar yetenek olmadı, tamam mı? Yeteneği olmadan çıkıyorlardı. Ve gerçekten de görüyordun. İğreniyordum bunları. Şimdi. Ama mesela ne? Donban Şimdi. TVXQ. Donban Şimdi. Donban Şimdi güzel şarkı söylüyor. Tam 10 yıl dedin ya, o yüzden gitti. Ben hala 10 yıldayım. Mesela 2PM'de de şey var. Big Bang'in sevmemin sebebi onların arasında Big Bang kendi şarkını kendi prodüksiyonluyor. Kendi yazıyor, GD yapıyor. Aynen. Anladın mı? Yani sesi ne kadar iyi midir, kötü müdür bilmem ne yapsa da işte komedi programda güldürebiliyor, GD güldürüyor işte ne bileyim T-Song çok komik falan filan bunlar. Evet, bunlar adam, bu adamları ondan seviyorum yani, bu adamlar entertainment, entertainer, müzik yazıyor. Abi müziğin bir notasını bilmeyen adam şarkıcı diye çıkıyor ve ona bayılıyorsunuz. Evet. Evet tabii. Sonunda arkadaşlar her bak benim bütün internet radyoda diyordu Senem'le video ne zaman geliyor, işte Periskop'ta çok dediler Senem'le video ne zaman geliyor dediler. Sonunda yaptık, yapabildik. Evet. Zor oldu. Becerdik. Başardık. Mükemmel. Bir gün o zaman benim videoma da gel. Her türlü davet açıyor. Seninle ne konuşacağız biliyor musun? T-pop hakkında konuşacağız. K-pop'la ilgili, ben, Sinan Akçıl'la ilgili. Ciddi anlamda en son Türkçe... İsmail YK'yla ilgili. Ben şu an ciddi söylüyorum. Atilla Taş'la ilgili. Ciddi olarak Türkçe müzik takip ettiğim, gerçekten dinlediğim dönem gerçekten 10 yıl önce falan. Valla. Yok tamam 8 olsun. Ben mesela Türkiye'de pop dinlemiyorum ya. Ben de. Çok yani... nadir mesela işte Sertab Erener. Belki arada bir. O da eskiden dinlemi severim mesela. Ya ben direkt indie'ye iniyorum. Ben de mesela işte Türk rock'ın patladığı dönem. Bir ara bir ayda 16 grup falan çıkmıştım herhalde. Benim en sevdiğim grubun stikeri burada. Yok öyle karlı şeyler. Adamları seviyorum ya. Mesela hiç yok yani kafamda. Dinlemedin mi? Hiç. Dinle belki abi. Duymuşum. Çok güzel şarkılar. Gerçi sana göre ne kadar doğrudur ama. Yüz yüzeyken konuşuruz falan dinledin mi? Severim. Şey onlar gibi. Ama işte böyle açıp dinleme şeyim yok artık yani. Çok aslında üzülüyorum da bu durumda. Kore'ye çok girdim. En sevdiğim K-pop grup Big Bang yani. Bu. Okey tamam mı? Bitti mi? O zaman VIP'sin sen. Tamam İyiyim, mı? Tamam mı? O zaman... Bir de kapatmadan önce abi. Neydi? Nasıl okunu? EXID. Ha. We are. Çok güzel lan ya. Hani çok güzel abi. Türkiye'ye gelmişlerdi, gitseydin. Nerede? Geçen yıl mı, 2 sene önce mi ne geldi? O zamanlar bilmiyorduk ki, tanımıyorduk. O zaman gelirdim ya. Hatta Gaya restorana gittim. Valla. O zaman işte gidip... ünlü değilken gidip... kanka olacaktın. Şarkıcılığı bıraktıracaktın. Türkiye'ye getirip evlenecektin. Bitti. Güle güle. Bu kadar. Annyeong. Annyeong Çınbul TV'li. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altında yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong.